Herkese merhabalar öncelikle. Marmara Üniversitesi Coğrafya Kulübü bünyesinde 2 Temmuz 2021 Cuma günü olan Yürüdüğümüz Yerler adlı etkinlik serimizi Sayın Kaptan Yüksek Mühendis Sinay Yirmibaşoğlu ile Gizemli Bölgeler Kutuplar adlı etkinliğimize devam ediyoruz. Sinan hocamız Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'ne okul birincisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümünü ise onur öğrencisi olarak tamamlamıştı. Polonya Denizcilik Akademisi'nde Erasmus programı ile öğrenim görmüş ve Baltık Denizi'nde deniz buzu çalışmaları yapmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne yüksek lisans eğitimini ilk Antarktik bilim seferlerinde 2017'de katılarak Antarktika'da deniz buzulları ve uydular konusunda çalışmasını tamamlamıştı. Kore Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde eğitim almış ve uydu verileri ile COPRI, Polar Data Center çalışmalarını gerçekleştirmiştir. İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi'ne 3 yıl aşkın süredir ülkemizin kutup araştırmaları kapsamında bilimsel idari çalışmalarda yer almıştır. 2. 3. ve 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferlerinde ise İstanbul Merkezi Ekip Destek Koordinasyonu görevinde bulunmuştur. 2019'da ilk Ulusal Antarktik Bilim Seferinde araştırmacı olarak yer almış ve seferle ilgili bir çocuk kitabı yayınlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde 2 yıl araştırma görevini yapmış, 2020'den itibaren TÜBİTAK, MAM, Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı kurumsal iletişimci olarak çalışmakta ve doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları alanında devam etmektedir. Sinan hocamıza katılımdan da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Kulübü'ne Kulüp Başkanımız Sayın Nazlı Canberk'in Altılar ve eski Kulüp Başkanımız Selin Apatarkan'a, çalışma arkadaşlarım Şenol Yıldız ve Eray Koç'a, son olarak da afişte tasarım için Meriç Kurt'a çok teşekkür etmek istiyorum. Sinan Hocam, sözü size arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programda emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir söyleşi olacak. Söyleşi sırasında da el kaldır butonunu vesaire kullanabilirseniz sorularınızı alabilirim. Çok sıkıcı olmadan böyle bol bol farklı bilgiler vererek bir sunum yapacağım. Daha sonra sunum sonrasında da sizlerle soru cevap bölümünde daha etkileşimli bir şekilde devam ederiz. Kısaca bir kutupları tanıtalım. Şöyle basitçe bir sunumumuz var, bol resimli. Öncelikle şöyle bir tam ekrana getirelim. Gözüktüğünden bir emin olalım. Sorunsuz gözüküyor mu? Tam net görebiliyor musunuz? Sorun yok hocam, şu an gayet görebiliyorum. Tamam, süper. Şimdi şöyle girişten önce bir kapak fotoğrafını inceleyerek başlayalım. Burada iki tane bir görsel görüyoruz. Sağ tarafta Kuzey Kutbu'nda en popüler tabelalardan bir tanesi. Hani bizde işte 30, 50, 40 hız sınırları görürken Kuzey Kutbu'nun çoğu bölgesinde kutup ayısı var ve kırmızı bir dikkat işareti var. Bunun anlamı şu, her an kutup ayısı çıkıp sizi yiyebilir demek. onun dışında farklı yine kutuplarla ilgili canlılar da var. Birazdan ileriki bölümlerde onları konuşacağız. Bir de sol tarafta bir resim daha görüyoruz. Ama resmi tam olarak göremiyoruz. Şimdi bu resmi çekerken, bu fotoğrafı çekerken zoom kullanmadık kamerada. Yani bu gördüğümüz buzulların ne kadar büyük olduğunu düşünebilmeniz için koymuş olduğum bir resim. Bu buzulların kalınlığı Antarktika'da 4 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani gözünüzle görebileceğiniz binalardan daha yüksek bir kalınlığa ulaşabiliyorlar. Mesela fotoğrafa biraz daha yakından baktığınızda kuşları görerek fotoğrafın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuz. Mesela sol tarafta yakında büyük bir kuş varken, bakın ileri doğru baktığımda şurada küçük bir kuş, şu bölgede neredeyse nokta kadar kalmış iki tane de kuş görüyorsunuz. İşte bu hem derinlik olarak hem de büyüklük olarak kutuplara gittiğimizde insanların bakış açısı ya da büyüklük algısının tamamen değiştiğini gösteren bir görsel. Bunun yanı sıra da buzlar neden önemli? Bunlar aslında tatlı su kaynakları. Dünyada nerelerde varlar ve ne kadar boyutta dünyanın tatlı suyunu hapsediyorlar? Birazdan onları da konuşmuş olacağız. Şimdi şöyle sunumda biraz ilerleyelim, biraz hızlıca bahsedelim. Demin Rabia arkadaşımız çok güzel biraz benim özgeçmişimden bahsetti. Ben şöyle kısaca kronolojik olarak neler yaptım, nasıl buralara geldim ve ne çalışmalar yapıyorum onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle meslek lisesi bitirdim, Denizcilik Meslek Lisesi. Oradan okul birincisi mezun olduktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 yıl yine denizcilik bölümünde eğitim aldım. Bu eğitimi alırken Erasmus'la Polonya'ya gittim ve Polonya'nın Denizcilik Akademisi'ne yine eğitimini aldım ve gemi kaptanlığı bölümünden mezun oldum.
Bunun yanı sıra direkt yüksek lisans, bir doktora kariyerine girmek istedim. Yani lisans bitti. Lisanstan sonra önümde bir deniz yolculuğu, kariyer yolculuğu, bir de bilimsel bir yolculuk vardı. Ben biraz daha bilimsel yolculuğu tercih ettim ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. Burada da ülkemizin ilk ve tek, o dönem için ilk ve tek olan kutuplarda bilimsel çalışmalar yapan İTÜ Polarek, Polar Research Center'ımızda çalışmaya başladım. Daha sonra çalışmalarımız devam etti. Şu an TÜBİTAK'a geldik. TÜBİTAK'ta bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi çalışmaları yaparken neler yaptık? Birçok başarılarımız, kitaplarımız, yayınlarımız var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Mesela burada PTT'de ülkemizin ilk kutuplara yaptığı seferi temsil eden bir pul bastırdık. Yani mektup aldığınızda bu pulu satın alabiliyorsunuz PTT'den ve mektupla gönderebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra şu an ülkemizde kutup araştırma enstitümüz var TÜBİTAK'ın altında. Bunun yurt dışında da örnekleri var. Mesela Kore Kutup Araştırma Enstitüsü'ne gidip orada çalışma fırsatı buldum. Daha sonra şimdi deniz seviyelerinden, birazdan buzullardan bahsedeceğiz. Deniz seviyeleri yükselince ne olur? Dünyamıza nasıl zararları vardır? Ve deniz seviyesi neden yükselir? Bunun eğitimini de Hollanda'nın üniversitelerinden, en iyi üniversitelerinden bir tanesinde aldım. Daha sonra Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu olmak üzere iki kutbala giderek seferlere bulunduk. Oralarda katıldık. Bunların yanı sıra çeşitli kitaplar vesaire çalışmalarımız oldu. Mesela şu son dönemde çıkan bir kitap. Bu kitapta ülkemizin meteoroloji politikaları, meteoroloji ile ilgili neler yapılmış, bunlar yer alıyor. Bu kitapta bizim bir bölümümüz bulunuyor. Bu bölümü okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tamamen kutuplarda ülkemizin ilk meteoroloji istasyonunu geçtiğimiz yıllarda kurduk ve meteoroloji genel müdürlüğünün web sitesine girdiğinizde İstanbul'un hava durumu, Ankara'nın hava durumu ve Antarktika'nın hava durumu olmak üzere Türk istasyonlarından veri alıyoruz. Bu kitapta da nasıl orayı kurduk, neler yapılıyor gibi bilgileri içinde görebilirsiniz. Bunun yanı sıra çeşitli televizyon programlarına yine katılarak buzulları, iklim değişikliğini, kutuplarda yaptığımız çalışmaları yine anlattık. Bunun yanı sıra biz yine üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, ortaokul, ana sınıfı vesaire 7'den 70'e herkese farkındalık ve eğitim çalışmaları da vermeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi olarak da Türk bilim insanlarımız Kuzey Kutbu'na adlı bir çocuk kitabı çıkardım. Bu çocuk kitabına internetten online olarak erişebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak açık. Bunun yanı sıra yine yurt dışındaki yabancı fotoğraf ya da kitaplara da katkılar sunuyoruz. Bunlardan bir tanesinin örneği ArtDeep Interact olarak bir bilimsel çalışma programı var. Burada 103 tane yabancı araştırmacı fotoğraflarını gönderiyor. Toplam 50 sanatçının fotoğrafları kabul ediyor. Bir anda tek Türk olarak burada 2020 yılında Kuzey Kutbu'nu temsil eden 3 tane fotoğrafın kabul aldı. Bunu da yine internette bularak görebiliyorsunuz. Bütün burada bahsedeceğim bilgileri yine Kutup Araştırma Enstitümüzün web sitesine girerek yine bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra güncel olarak yaptığımız çalışmalardan bir tanesi TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi var. Bu dergide Antarktika Maceraları çizgi romanını yazıyoruz. O da her ay, ayın 15'inde çıkan bir dergimiz. Orada da çok güzel, her yaştan kişinin okuyabileceği şekilde kutuplarda nasıl bilimsel çalışmalar yapılıyor, neler yapılıyor gibi bir şey anlatıyoruz. Bunun yanı sıra ünlü konuklarımız oluyor. Bunu TÜBİTAK kanallarında yayınlıyoruz. Mesela Bünyamin Sürmeli, televizyonlarda hatırlarsınız hava durumu sunucusu. O kendisiyle bir röportaj yapmıştım TÜBİTAK YouTube kanalımıza. Daha sonra Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'yla da yine İklim ve afetler konusunda da bir röportaj yaparak yine YouTube kanalımızı TÜBİTAK'ta yayınladık. Şimdi kutuplara biraz gelelim. Yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsettik. Bir kutupları tanıyalım. Kutuplarda neler var? Şimdi kutupları tanımamız için ilk önce kutuplar neresi? Kutupları nasıl görmemiz lazım? Buna bakmamız lazım. Şimdi bizim hepimizin kullandığı harita bu sağ üstte yer alan ekvatorun ve ekvator bölgesi ülkelerin doğru olarak projeksiyonlandırıldığı bir Mercator haritası. Ama bu haritada bakın şu Kuzey Kutbu'na ve Güney Kutbu'na baktığınızda mesela Antarktika'yı düz bir kıta olarak görüyorsunuz. Ama bakalım gerçekte Antarktika düz bir kıta mı? Değil, tamamen yuvarlak bir kıta. Burada solda Antarktika'yı görüyoruz. Sağ tarafta ise bakın Grönland'dan Rusya sınırından Amerika, Alaska ve Kanada'yı bakın yuvarlak bir şekilde yine görüyoruz. Ama şuraya baktığımızda bunu algılamak olarak zor algılıyoruz. İşte o yüzden kutupları konuştuğumuzda bu iki görselimizi her zaman aklımıza getireceğiz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bahsedelim. Dünyada mesela şu noktadan başlayıp tekrar bu noktaya gelene kadar enlem boyunca ilerlediğimizi düşünelim. Hiç denizle karşılaşabileceğimiz, yani hiç karaya çarpmadan sadece denizle karşılaşabileceğimiz çok nadir bir enlem var. İşte orası şurada, bakın Antarktika kıtasını saran Arktik Okyanusu'ndaki şuradan giderseniz hiçbir zaman karayla karşılaşmıyorsunuz. İşte o yüzden Antarktika çevresinde devam eden akıntı sistemi çok güçlü bir akıntı sistemi. Birazdan akıntıları anlatırken neden bunu böyle bahsettiğimi birazdan açıklayacağım.
Şimdi Kuzey Kutbu'nda ise böyle bir akıntı sistemi yok. Biraz daha kapalı bir havza var. Bakın buradan Bering Boğazı'ndan Alaska ve Rusya'nın arasından bir giriş var. Bir de şurada Grönland'la İskandinav ülkenin arasından genişçe bir giriş var. Bir de buralarda çok fazla yoğunluklu olan adalar arasından yine giriş var. Şimdi burada bu beyaz gördüğünüz yer denizin donmuş kısmı. Yani Arktik Okyanusu'nda, Kuzey Kutbu'nda ortada donmuş bir deniz var. Ama Antarktika'da kıta var. Kıta donmuş ve kıtanın yanında da yine donan bir denizimiz var. Bu yüzden ikisi de kutuplar aslında birbirinden çok farklı. Birbirine benzese de dinamikleri çok farklı. Şimdi kutupların genelden özele önemini bahsede bahsede gidelim. Şimdi bakın burada bir illüstrasyonda ne görüyoruz? Dünyanın manyetizmasını görüyoruz. Dünyadaki manyetik alan güneşten gelen farklı parçacıkları aslında dünyanın atmosferine girmesini engelliyor. Ama bazı parçacıklar da giriyor. Şimdi güneş ışınları dünyaya geldikten sonra yansıyarak gökyüzünden tekrar dışarı çıkabiliyorlar. Şuradaki illüstrasyonda gördüğümüz gibi. Ya da soğuyarak emiliyorlar ve bir kısmı geri çıkıyor. İşte biz buna bilimsel olarak albedo skalası adını veriyoruz. Bu albedo skalasında sıfır renkler, yani yansıtmadan her şeyi emen kara renkler olarak düşünüyoruz ve beyaz renkleri de her şeyi yansıtan bembeyaz olarak düşünüyoruz. Bakın burada NASA'nın çektiği bir fotoğrafta dünyada denizler koyu renk, yani albedo da sıfıra yakın, yani güneş ışığı denize geldiğinde dünya tarafından çok fazla emiliyor ve dünya ısınıyor. Ama bakın kutuplarda gördüğümüz bu beyazlıklar olursa güneş ışınları çarpıyor ve geri yansıyor. Atmosferden dışarı çıkıyorlar ve böylelikle dünyamız ısı dengesini sağlıyor. Peki soru bir, biz bu buzları ortadan kaldırırsak ne olur? Dünyamız çok daha fazla ısınır ve işte bugün günümüzde duyduğumuz iklim değişikliği çok fazla hızlı bir şekilde yaşanmaya başlar. Peki bu buzların oluşumunu durdurabilir miyiz ya da arttırabilir miyiz ya da insan yapımı bir şeylerle yapabilir miyiz dersek bunların büyüklüklerini düşünmemiz lazım. Mesela şurada gördüğünüz Antarktika kıtasını saran, kış boyunca donan deniz buzu ülkemizin neredeyse 20 katı kadar büyük bir alan. Bu yüzden bunu yapay olarak bir cihazla şeyle yapmak çok zor olduğu için dünyamızın doğal dengesini korumayacak hareketler, koruyacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şimdi biraz farklı konulardan gidelim. Tekrar ilerleyen dönemde bir daha iklime değineceğiz. Şimdi burada övündüğümüz, çok beğendiğimiz çok güzel 3 tane bilim insanımızın değerli çalışmaları sonucu, bakın Antarktika kıtası üzerinde isimlerinin verildiğini görüyoruz. Bu noktaya Karali Kayalıkları, burası İnan Tepesi, burası da Tilav Buz Dili olmak üzere çok değerli 3 tane farklı bilim insanımızın çeşitli zamanlarda yaptığı çalışmalar sonucu uluslararası literatürde isimleri geçiyor. Bu bölgeyi böyle görebiliyoruz. Kuzey Kutbu'nu da göremiyoruz gibi o gözükse de şu bölgede Yakutistan ismini verilen bir Türk halkı var. Daha sonra bu farklı bölgelerin her birinden Antarktika'da da dahil olmak üzere çeşitli bakteri keşifleri, liken keşifleri gibi yine bilim insanlarımızın yaptığı keşifler sonucu verdikleri yine Türk isimleri mevcut. Peki kutuplarda çalışmalar nerede yapılıyor gibi bir sorunun cevabını da hemen burada bahsedelim. Mesela Antarktika kıtası yine ülkemizin 17 katı kadar çok büyük bir alan. Mesela Avrupa'dan daha büyük bir alan. Ama sadece üzerinde 100 tane bilim istasyonu var. Onları da şu bayraklı olarak resimin üstünde görebiliyorsunuz. Kuzey Kutbu'nda da yine aynı şekilde farklı bölgelerde bilim istasyonları var. Bilim insanları bu istasyonlara gelerek çalışmalarını yapıyorlar. Ya da gemi ve uçakla gidebildikleri bölgelerde, Antarktika'da yine gemi ve uçakla gidebildikleri bölgelerde bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Şimdi biraz hukuki süreçlere bakalım. Hep Antarktika dedik, Kuzey Kutbu dedik. Peki buralara kim hakim? Antarktika'ya kimse hakim değil. Çünkü Antarktika 1959 yılında Washington'da 12 ülkenin, yani şu görselin ortasında bulunan bu 12 ülke tarafından imzalanarak bir anlaşma başlatılıyor. Anlaşma şunu diyor: Antarktika'da silah bulundurulamaz, nükleer silah çalışmaları vesaire yapılamaz. Antarktika kıtası temiz tutulur, burada sadece bilimle barış yapılır deniyor ve şu an günümüzde ülkemizin de aralarında bulunduğu 54 ülke tarafından bu anlaşma korunuyor ve devam ediliyor. Yani şu an üzerinde kan dökülmemiş, savaş yapılmamış tek kıta Antarktika. Ama Kuzey Kutbu'nda durum böyle değil. Kuzey Kutbu'nda biraz daha askeri, siyasi ve ticari olaylar var. Mesela Antarktika'dan petrol çıkarıp satamıyorsunuz ama Kuzey Kutbu'nda kıyınız varsa, mesela burada Danimarka, Norveç, Finlandiya, Rusya, Alaska kısmında şurada ABD sahip, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler burada ticari faaliyetler yapabiliyorlar. Bu yüzden Arktik'i koruyan bir anlaşma sistemi de şöyle: ülkeler kendi çıkarlarını korumak için Arktik Konseyi adı altında bir konsey kuruyorlar. Burada çalışmalarını yapıyorlar. Bunların içinde bilimsel komiteler de var, bilimsel çalışmalar yapıyorlar ve bunların yanı sıra bir de
Burada iki yerli halklar var. Yani kutuplarda biz Eskimo'lar diye bildiğimiz şeyler sadece Kuzey Kutbu'nda var. Güney Kutbu'nda yoklar. İşte bu kısa köpekleriyle devam edenler, çadır kuranlar, işte balık avlayanlar, buzu delip suyun altına girenler, bunlar bu yerli halkların hepsi Kuzey Kutbu'nda var. Güney Kutbu'nda hiçbir zaman yerli halk yaşamamış. İşte o yüzden bu Arktik Konseyi'nde bu yerli halklarda temsil ediliyor ve hakları korunuyor. Bunun yanı sıra Amerika ve Rusya gibi büyük ülkelerde burada gövde gösterisi yapıyorlar. Mesela bir Rus uçağı geçenlerde 25 saat boyunca Rus sınırında şöyle bir uçuş gerçekleştirdi, rekor kırdı. Bunun yanı sıra bakın şurada bir Rus bayrağı görüyorsunuz, suyun altına dikilmiş. Bu tam 90 derece Kuzey Kutup noktasının tam derinine bir Rus denizaltına girip dikmesiyle oluştu. Bu bir güç gösterisi olarak Kuzey Kutbu'nda bu tarz şeyler var diyebiliyoruz. Şimdi konuyu biraz daha değiştirelim. Neye gelelim? İklime. Çünkü iklim her zaman bizim için en önemli sistem. Şimdi burada sağ tarafta bakın aslında bildiğiniz birkaç belli başlı sıcak su ve soğuk su akıntılarını görüyorsunuz. Ve şurada bir termohalin akıntısı, Ocean Conveyor Belt ismimiz var. Bu şu demek, termohalin yani termo sıcaklık, halin de tuzluluk manasında olan sıcaklık, tuzlulukla yer değiştiren ve burada gördüğünüz ve daha birçok akıntıyı birbirine bağlayan dünyada bir akıntı sistemi var. Bu akıntı sistemini şu şekilde bir görselle görebiliyoruz. Dünyayı nasıl dolaştığını. Bu akıntı sisteminde mesela buradan bir ürün atalım suya. Buraya gelene kadar tam 1000 yıl dönüyor. Ve 1000 yıl sonra buradaki cisim dünyaya ulaştıktan sonra buraya geliyor. Peki bu doğru mu? Gerçek mi? Bunu nasıl kanıtlarız gibi soruların birçok bilimsel deneylerle sonuçlanmış. En popüleri ise bir tane gemi üzerinde ördek taşıyor konteynerlarında ve bu konteyner denize düşüyor. Denize düştükten sonra ördekler okyanusa saçılıyor ve milyonlarca bunlar sarı küçük oyuncak ördekler ve herkes fotoğraf atmaya başlıyor sosyal medyada. 2 hafta sonra şurada batan gemi burada çıkıyor. Daha sonra Antarktika'da, Kuzey Kutbu'nda bunu görüyorlar ve işte bu akıntı sistemini gösterdiğini yani kanıtladığını gösteriyor. Fakat iklimsel çalışmalar, bilim insanlarının, çeşitli bilim insanlarının yaptığı bütün çalışmalar bu akıntı sistemlerinin değiştiğini gösteriyor ve bu yüzden de her bölgede farklı iklim oluşumları, farklı iklim olayları meydana geliyor. Mesela örnek verelim. Birazdan belgesel örneklerimizi de vereceğiz. Mesela şu bölgede, şurası Grönland bölgesi ve şurada Svalbard takım adaları var. Bunun üst tarafı zaten Arktik Okyanusu tamamı. Şimdi buradan gelen Gulf Stream akıntısı sıcaklığı artmaya başlıyor. Yani okyanusa asidik oranlarının artmasıyla beraber bu Gulf Stream ısınmaya başlıyor ve daha çok Kuzey Kutbu'nun içine girmeye başlıyor. Bu sayede ne oluyor? Buradaki hava olayları biraz daha Kuzey Kutbu'nun içine giriyor ve burada gördüğünüz bu alt bölgelerde gördüğünüz kuşlar kuzeye, daha çok kuzeye göç edebiliyorlar. Bunu bizim Kuzey Kutbu belgeselimizde görebilirsiniz. Birazdan belgesellerden de bahsedeceğiz. Bunlar en basit örnekleri. Bunun dışında birçok atmosfer olayları, sıcaklıkların artması gibi iklim değişikliği olayları hem okyanus akıntılarıyla hem de meteorolojik olaylarla bağlantılı olarak gelişiyor. Şimdi biraz kutup nesnelerini tanıyalım. Kutuplar deyince çünkü çok fazla kavramımız var. Biraz bunlardan bahsedelim. Mesela buzullardan. Buzullar Antarktika'da kalınlığı 4 kilometreye kadar çıkabilen, hatta kıtadaki ortalama kalınlık da 2 kilometre olan üst üste yıllar boyunca yağmış kar yağışlarıdır aslında. Ve bu karlar sıkışarak tamamen buz kütlesi haline gelmiştir. Yani beton kadar kalındır gibi düşünebiliriz. Bunun yanı sıra bu buzullar hareket halinde nehir gibi akıyorlar. Yani dünyanın yer çekimiyle hareket ediyorlar. Yani çok büyük kütle düşünün. Bu kütle mecbur hareket ediyor. Yani bir binayı düşünün, temelsiz bir binayı. Bina ne olur? Hareket eder. İşte bu şekilde buzullar deniz kıyılarında denize doğru hareket ediyorlar ve kopuyorlar. Kopunca da bakın şöyle irili ufaklı, belki bazen ada kadar bile büyük olabiliyorlar, buzdağları oluşturuyorlar. Yani buzullar aslında buzdağlarını doğuruyor diyebiliriz. Burada gördüğünüz kısımlarda bakın Antarktika kıtasının tamamı, yani %98'i bu şekilde buzullarla kaplı. %2'si sadece açıklık alan, yani üzerindeki buzullar erimiş. Bunun yanı sıra bir de buzlar o kadar büyük kütleler ki karadan devam etmişler, kırılmadan denizin içinde de devam edebiliyorlar. İşte bu renkli gördüğünüz bölgelerde o buzulları temsil ediyorlar. Mesela bu buzullar küçük gibi düşünebiliriz ama hemen bir örnek verelim. Mesela buradaki buzul ya da şu Ross'taki buzul bizim ülkemizin yarısı kadar büyük bir alan. Yani denizin içinde çok büyük bir kütle yine yüzüyor. Şimdi birazdan deniz seviyesi eriyince, yani buzullar eriyince deniz seviyesi nasıl artıyor diye konuşacağız. İşte bu buzulları bu yüzden anlatmamız gerekiyordu. Yani yıllarca yağan kar yağışı karaların üstüne birikiyor ve artık buzul adını alıyor. Mesela Türkiye'de de buzullar var. Mesela Hakkari'de buzul dağlarımız var. Üstünde buzul bulunan dağlarımız var. Ağrı'da dağın tepesinde yine buzullar var. Ve yine birçok dağların tepelerinde soğuk olduğundan dolayı buzulları görebiliyoruz. Ama Antarktika'da kıtanın tamamını buz olarak görebiliyoruz. Yine Grönland'da
Grönland adasının tamamını yine buzul olarak görebiliyoruz ama Grönland'da çok fazla erime olduğu için artık kıyılarda çok fazla erimeler yaşanıyor ve toprak ortaya çıkmış oluyor. Bunun dışında yine Sibirya ve diğer bölgelerde buzullar var. Peki buzullar nasıl eriyor? Buzullar eriyince ne oluyor? Bu şekilde görseller görebiliyorsunuz. Mesela tonlarca yüzme havuzunun bir anda boşaldığını düşünün. İşte bu şekilde buzullar yazın eriyebiliyorlar ve çok büyük deniz suyuna bir katkı yapıyorlar. Çünkü karada bulunan bir su kaynağı denizi etki yapmış oluyor ve deniz seviyelerini yükseltiyor. Bunun yanı sıra birçok bilimsel çalışma yapıyor kutuplarda. Yani sadece buzullar üzerine değil, buzulun altındaki toprak ya da buzulun üstündeki atmosferle ilgili de birçok çalışma yapılıyor. Mesela bunlardan en bilineni ozon tabakası. Dünyada atmosferimizde dünyayı koruyan bir ozon tabakamız var. Bu tabakayı şöyle bir kalınlıkta düşünelim. Ama ozon deliği dediğimiz belli bir tabakada bu ozon tabakasının kalınlığı daha az. Yani daha seyrek. İşte bu seyrek olduğu bölgede Antarktika kıtasının üzerinde şu şekilde aşağıdaki görselde görebiliyorsunuz. Bunu da Antarktika'da bulunan bilim istasyonlarındaki cihazlar sayesinde takip edip nereye döndüğünü, nereye doğru değiştiğini bilim insanları izliyor. Bunun yanı sıra bu buzullar yıllarca kar yağış sonucu oluştuğu için bir buzuldan aşağı doğru gittikçe yani dünyanın eski zamanına ulaşabiliyorsunuz. Eski defterleri açabiliyorsunuz diyebiliriz. Ve bunu bilim insanları yapıyorlar ve tam 800 bin yıl öncesine verisine kadar gidiyorlar. Ve günümüzde bildiğimiz karbondioksit değerleri işte Antarktika'daki buzul çalışmalarından geliyor. Burada da bir bilim insanının gemide bindikten sonra yani geminin buzda artık belli bir bölgeye gidip durduktan sonra yürüyerek bir yere gelip örnek aldığını görebiliyorsunuz. Mesela bu örneği düşünürsek bu bilim insanı yaklaşık bir metrelik bir örnek toplamış. Mesela bir metrelik bir örnek belki son iki yılın örneğini içerebilir. Yani ne kadar çok buzul katmanında aşağıya giderseniz o kadar çok geri yıllara ait örnekler toplayabiliyorsunuz. Şimdi biraz buzullardan bahsettik. Yani kara üzerindeki buz parçalarından. Bu buz parçalarının aynısı ama çok farklı versiyonu denizde var. Yani deniz suyu kendi kendine donduğunda soğukluğa ulaştığında deniz buzu ismini alıyor. Buna biz İngilizce'de sea ice diyoruz. Ama buzula glacier diyoruz. İkisi birbirinden çok farklı ama Türkçe'de buz kelimesi olduğu için birbirine çok fazla karışıyor. Ama ikisi de teknik olarak birbirinden çok farklı. En temel farklılığı şu, deniz buzu tuzluluk içerir. Çünkü deniz suyunun donması sonucu oluşuyor. Ama buzullar tuzluluk içermez. Tatlı sularda çünkü kar yağışı sonucu oluşuyorlar. Yani buzullar eriyince dünya için tehlike. Çünkü hem tatlı suyumuz azalıyor hem de deniz suyuna karışarak deniz seviyesini yükseltiyor. Ama deniz buzunda böyle bir durum yok. Deniz buzu dünyanın kendi doğal oluşumu. Yani ağaçların yaprak döküp tekrar yaprak açması gibi düşünebiliriz. Yani deniz suyu kışın donuyor, büyük alanları kaplıyor ama yazın eriyerek tekrar deniz suyu oluyor diye düşünebiliriz. Bunun üstünde de deniz buzları biz dünyamızda sanayi devrimi sonrası çok fazla kirliliği arttırdığımız için suyun değeri yani suyun içinde kimyasal değerler değişti ve bu yüzden deniz buzu artık donması gereken derecelerde donamıyor. Mesela -1,5 derecede donan Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu değişen kimyasal su yapısı sonrası daha geç donmaya başlıyor, donamıyor. İşte bu yüzden en başta belirttiğimiz güneşin ışınlarının daha fazla dünya tarafından evrilmesi ve ısının artması sonucu gibi çeşitli olaylar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra şimdi çok fazla buzullardan bahsettik ama kutuplarda sadece buzullar çalışılmıyor. Neler çalışılıyor? Uzay çalışılabiliyor. Uzay neden çalışılıyor? Şöyle düşünelim. İlkokul bilgilerimizde işte ekvatorda atmosfer kalın, kutuplarda basık dediğimizi hatırlarsınız. Kutuplardaki atmosferin bu basık olması sebebiyle kutuplara koyduğumuz teleskoplar ya da farklı gözlem cihazlarıyla dünya dışını daha rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Ya da kutupların daha fazla karanlık olması, karanlık periyotlarının çok uzun olması ve şehir ışığı kirliliği olmaması sebebiyle de yine çok rahat dış dünyayı gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra güneşten gelen bazı parçacıkların bizim atmosferimizdeki auroralarıyla çarpışması sonucu bu şekilde bizim atmosferimizdeki azotla çarpışması sonucu aurora ismini verdiğimiz böyle kuzey ışıkları oluşuyor. Bunları da izlemeye yine turistik olarak İzlanda, Norveç gibi kuzey ülkelerine ya da güneydeki ülkelere de gidebiliyorsunuz. Bunlar da yine kutuplarda popüler olan çalışmalar. Yine fizikçi olan arkadaşlarımız bunlarla yine ilgilenebiliyor. Bunun yanı sıra besin döngülerimiz var. Besin döngülerimiz kuzey kutbu, güney kutbu için farklılıklar içerebiliyor. Mesela penguenler güney kutbunda ama kutup ayısı sadece kuzey kutbunda var. Birbirlerini bunlar tamamen görmüyorlar. Bunun yanı sıra kuzey kutbu özellikle kutup ayısı oradaki en etobur canlı yani dünyadaki en büyük etobur canlı. Bunun yanı sıra foklar, morslar mesela morslar da kuzeye özgü. Ondan sonra kutup tilkilerimiz var ama güneyde yok sadece kuzeyde varlar.
Şimdi çeşitli birçok canlımız var. Bunlar özellikle besin ağı kutuplarda deniz altında, yani denizin içindeki canlılardan başlıyor gibi düşünebiliriz. Yine Antarktika için de aynı şekilde mesela kril ismini çok duymuşuzdur. Kril omega kaynağı çok yüksek olan bir canlı. Bunu mesela çeşitli kozmetik ürünlerinde falan da görebiliyorsunuz. Özellikle Çinli, Japon balıkçılar Antarktika'ya gidip kril avlıyorlar. Çünkü kril hem penguenlerin, hem fokların, hem de balinaların ana besin kaynağı. O yüzden çok önemli bir canlı. Kriller de planktonları takip ediyor. Planktonlar nasıl oluşuyor ondan bahsedelim. Planktonlar ikiye ayrılıyor. Bir fitoplanktonlar, bir de zooplanktonlar diye. Yani bir hayvansal, bir de bitkisel gibi düşünebiliriz bunu. Bu fitoplanktonlar o fotosentez yaparak çoğalıyorlar ve dünyanın ormandan daha fazla oksijenini sağlıyorlar. Yani fitoplanktonlar önemli. Mesela bu müsilaj da yine bir fitoplankton çeşidi. O yüzden Antarktika'da çok fazla bulunuyorlar ya da Kuzey Kutbu'nda çok fazla bulunuyorlar. Çünkü 24 saat fotosentez yapabiliyorlar gibi bunu düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden kutup suları çok canlı, büyük canlılık içeriyorlar diyebiliriz. Bunun yanı sıra şimdi penguenlerden böyle kısaca bahsedelim. Penguenler toplamda 18 tane türü var. Sadece 5 tanesi Antarktika'ya ayak basabiliyor. Yani penguenlerin hepsi Antarktika'da değil. Onun yanı sıra 3 tanesi Antarktika'ya yakın, şurada gördüğünüz mavi adalarda yaşıyorlar. Diğerleri de Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika ve Güney Amerika gibi kıtalarda bulunabiliyorlar. Yani hepsi aslında Antarktika'ya özgü değil. O yüzden belgesellerde sadece imparator penguenin yavruladığını, yumurtaladığını görürsünüz. Diğer penguenlerin çoğunluğunu göremiyorsunuz belgeselde. Çünkü aslında yavrulama alanları çoğunun farklı bölgeler. Yani tamamen Antarktika değil. Bu yüzden Antarktika çok zor bir koşul. Mesela penguenlerin belki boyundan bahsedersek biraz daha anlamlı olabilir. Çünkü bu resimde boylarını göremiyoruz. Mesela çok eskiden bulunan fosillerde 1 metre 60 santim olan penguenler bulunmuş. Ama şu an günümüzde imparator penguenler 1 metre 20 santim. Ama mesela Afrika'da yaşayan küçük Afrika türü penguen var. O mesela 30 santim gibi küçük bir canlı. Yani penguenler kuş türü ama bulundukları bölgelere göre yine evrimlerini gerçekleştirdiği için böyle çeşitli olarak onları görebiliyoruz. Yine Antarktika'da ya da Kuzey Kutbu'nda yapılan arkeolojik çalışmalarda da dinozor gibi farklı canlılar da bulunmuş. Mesela özellikle Sibirya'da, Kuzey Kutbu'nda mamutları vesaireleri görebiliyorsunuz. Şimdi iklim değişikliği canlıları nasıl etkiliyor onlardan bahsedelim. Mesela iklim değişikliği canlıları çok hızlı etkiliyor. Mesela mamutların işte buzu hapsolup orada kalması gibi ya da kutup ayılarını mesela belki de birkaç yıl sonra göremeyeceğiz asla. Çünkü bu bahsettiğimiz deniz buzları oluşamıyorlar. Bakın burada hayvanların kamuflaj olma yeteneğini görüyoruz. Mesela bakın kutup ayısı beyaz, deniz buzu beyaz ama denizin rengi koyu. Yani ve karanın rengi de mesela beyazdan farklı. İşte bu yüzden kutup ayısı avlanamıyor. Yani deniz buzu olmadığı sürece kutup ayısı doğru bir şekilde avlanamıyor ve nesli tükenmeye başlıyor. Mesela burada bir kutup tilkisi görüyorsunuz. Bu kutup tilkisi sadece Kuzey Kutbu'nda var ama biraz daha şanslı. Çünkü bakın buradaki toprak rengine kendisini büründürebiliyor yaz aylarında. Kış aylarında da tüylerini beyaz yapabiliyor. Yani bu şekilde bir kamuflaj sağlayabiliyor. Bakın burada mesela deniz üstü donduğu zaman bu bölgeden çıkıp birkaç ay boyunca neredeyse buradan Trabzon'a 3 kez gitmek kadar çok uzun bir bölge yürümüş. Ve bu hayvanı kedi kadar düşebilirsiniz. Yani küçük bir canlı bu. Ve çok hızlı hareket etmiş ama bunu mecburiyetten yani yaşamını devam ettirebilmek için ve yemek bulabilmek için yapmış. Bu da işte iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden. Bu hayvanları da yine bilim insanları GPS'le takip ediyorlar. Şimdi bunun yanı sıra bir de mesela penguenler kuş türü ama çok büyük buzullar yine erime sonucu koptuğu için mesela bir penguen kolonisi koyda bulunuyor diyelim. Koyun arkasında büyük bir dağ var diyelim. Dağa tırmanamayacakları için önden sadece denizden çıkabiliyorlar diyelim. Eğer büyük bir buzluğa gelip bunun önünü kapatırsa bütün penguen kolonisi yok olabiliyor. İşte böyle bu tarzdan yine iklim değişikliği sonucu olan birçok şeyi görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bir de iklim değişikliği ticareti etki ediyor. Bakın sağ tarafta mesela şurada Avrupa'dan Hollanda limanından, Rotterdam'dan çıkan bir geminin bakın Kuzey Kutbu'ndan geçip Amerika'nın batı kıyısına ulaşmasının daha kısa olduğunu görüyorsunuz. Bakın şuradan Panama kanalından geçse çok daha uzun. Ya da bakın Çin'den, Japonya'dan gelen bir geminin Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı, Akdeniz'den dolaşıp Avrupa'ya gelmesiyle bakın Kuzey Kutbu'ndan gelmesinin arasında çok büyük fark olduğunu görüyorsunuz. İşte bu yeni yollara mesela Çin'in aslında İpek Yolu karadan geçerken artık Kutup İpek Yolu ismiyle Kuzey Kutbu'ndan geçen yolları oluşuyor. Ya da farklı yine rotalar oluşuyor. Bunlar da işte o Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun oluşamaması sonucu ortaya çıkan yine iklim değişikliği sonuçlarından. Şimdi burada biraz uluslararası insanlar neler yapıyor, hangi kurallar var ondan bahsedelim. Mesela Paris Anlaşması var. Paris Anlaşması diyor ki
2 derece yükseltmesini engelleyelim. Yani 2 derecede tutalım bizim dünyanın ısınmasını diyor. Mesela 6 metre yükselir diyor. Yani eğer 2 derece artarsa 6 metre yükselir. İşte burada kaç milyon insanın göç edeceğini ya da etkileneceğini görebiliyoruz. Ya da şöyle bir örnek verelim. Sol altta bir dünya haritası görüyorsunuz ama bu dünya haritası yamukluklar var. Yani yanlışlıklar var. Biraz dikkatli baktığımızda bazı bölgenin olmadığını görüyoruz. İşte bu dünya haritası birkaç yıl sonra gerçek olacak dünya haritası. Çünkü çok fazla buzul erimesi yaşandığında çok fazla denize yakın yerler su altında kalacak ve dünyanın 1/3'lük nüfusu asıl suya yakın yerlerde. Yani çok fazla bir su göçü başlayacak. Şu sol üstte gördüğünüz, sağ altta gördüğünüz buzullarda koptuklarında çok büyük sesler çıkartıyorlar. Turistler bunları izlemeye gidiyor ama aslında bir iklim faciası yaşanıyor kutuplarda gibi düşünebiliriz. Şimdi birazcık kutupları tanıtmaya çalıştım. Çünkü biz neler yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek için şöyle bir kutup altlığı oluşturduk. Şimdi biraz daha neler yaptık, neler yapacağız konularından devam edelim. Mesela uluslararası kutup camialarında kutup bilimlerini dörde bölüyorlar. Fiziki bilimler, yer bilimleri, canlı bilimleri, insan bilimi yani beşeri bilimler, sosyal bilimler adı altında dörde bölüyorlar. Biz de bunu ülkemizin ilk ulusal kutup bilim programını 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde çıkardık. Bunu her yıl yani 5 yılda bir devam ettirip büyütecek şekilde yine çalışmaları yapıyoruz. Yine bu çalışmalar içinde de biz de 4 ana başlıkta bütün bilimsel çalışmaları ele aldık. Şimdi kutuplarda böyle meslekler, bilimsel çalışmalar nedir diye düşünecek olursak aşçısından pilotuna, mesela kaynakçısına kadar yine birçok kişi kutuplarda çalışabiliyorlar. Mesela Antarktika'da ağaç yok. Bu yüzden bahçıvan yok gibi düşünebilirsiniz ama Antarktika'da 2 tane çiçekli bitki var. Likenler var, yosunlar var ya da bilim insanları orada bir yıl kaldığında yemek yapabilsinler ya da taze sebze yiyebilsinler diye küçük seralar yapılıyor gibi yine çeşitli böyle çalışmalar var. Çeşitli teknik insanlar var. Bunun yanı sıra uçaklar buzdan pist gibi dümdüz buzun üstüne iniyorlar. Burada çalışma yapıyorlar. Daha sonra böyle paletli birçok araçlar var. Daha sonra buzları delmek için gün sistemleri kuruyorlar. Ya da gece yani sürekli karanlık dönemde gidip çalışabiliyorlar gibi böyle çeşitli meslekler, çalışmalar yine kutuplarda yapılıyor. Şimdi bunların yanı sıra biz Türkler olarak ne yaptık? Mesela Antarktika'da şu Antarktika kıtasının batı bölgesinde şu bölge Antarktika Yarımadası deniliyor. Çünkü bu bölge çok fazla erime gösteriyor ve bu bölgeye çok fazla gemiye ulaşımlar var. Bizim gittiğimiz bölge şurası. Burada hatta Horseshoe Adası üstüne biz şu an bir küçük geçici Türk bilim üssü kurduk. Bunun daha büyüğünü ilerleyen yıllarda kuracağız. Hatta KPSS'de geçen yıllarda bunun sorusu çıktı. Yani Türklerin yaptığı çalışma nerededir, hangi kısımdadır diye. Burada bir Horseshoe Adası var. Bunun mesela şöyle şuradan bahsedeyim. 100 tane bilim istasyonu var demiştik. Bunların 40 tanesi bu bölgede bulunuyor. Ama 40 tanesi şu bölgenin, şu sınırın yukarısında bulunuyor. Çok fazla sayıda olanları burada bulunuyor. Bizimkiler ta en aşağıda yani en güneyde yani Antarktika'ya çok daha yakın. Yani gerçek Antarktika soğuklarını hisseden yani gerçekten Antarktika diyebileceğiniz bir yerde ama kuzey kısımlarındaki şu bölgeler biraz daha ılıman. Yani burada tişörtle bile dolaşılabilen dönemler yaşanabiliyor. Ama burada yine hava durumu çok soğuk devam ediyor. Şimdi bunları anlatırken biz mesela 2017 yılında ülkemizin diğer ülkelerden bağımsız ilk seferini yaptık. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak devlet destekli yani ülkemizdeki bilim insanlarının bir araya gelip oluşturduğu bir seferi gerçekleştirdik ve her yıl bunu düzenli olarak devam ediyoruz. Hatta yabancı bilim insanlarını da Türk seferine davet ediyoruz. Şimdi bunları yaparken 2017'de başladık ama Piri Reis 1513 yılında bir harita çizmiş. Bu harita hala günümüzde tartışılıyor. Mesela diğer parçaları yok ama tartışılan parçaların bir tanesi de şöyle bir şey var. Mesela şurada Afrika'yı görebiliyorsunuz. Şurası İspanya, şurası Afrika kıtasının batısı. Şurada Güney Amerika'yı görüyorsunuz ve Güney Amerika sınırı böyle uzanıyor. Belki şuradan Afrika'ya bağlanıyor. Orasını mesela görmüyoruz ama şurada çizdiği adaların yine şu Antarktika'ya yakın adaların olduğu gibi birçok polemik ya da işte çeşitli araştırma tartışmalar söz konusu. Bu yüzden Piri'nin haritası uluslararası literatürde çok değerli kabul ediliyor. Yani Antarktika'ya yakın çalışmalar yaptığı da kabul ediliyor. Şimdi Horseshoe Adası üzerinde bizim şu an bilimsel bir kamp olarak kullandığımız şöyle bir bölgemiz var. Burada daha büyük bir bilim üssünü ilerleyen yıllarda yapacağız. Ama mesela burada ortamı düz gibi görebiliyorsunuz ama Antarktika'da her yerde tamamen gizli buzlar, yani gizli yarıklar, gizli mağaralar gibi yani şu tarzdan görebileceğiz bir arazi yapısı söz konusu. Bu yüzden bilim insanlarını eğiterek kutuplara götürüyoruz. Bunun yanı sıra bilim insanlarımız yine kutuplara gittiğinde çeşitli çalışmaları yabancı bilim istasyonlarında yapabiliyorlar. Mesela sağ üstte böyle bir örnek görüyoruz. Mesela Şili istasyonuna bir bilim insanını gönderdik. Orada o anda hangi bilim insanı varsa onların bayrakları böyle üst önündeki
yerlere çekiliyor ve orada hangi bilim insanı, hangi milliyetlerden bilim insanları olduğu gözüküyor. Bunun yanı sıra buradaki fotoğraflarda Kuzey Kutbu'nda yaptığımız çalışmalardan mesela sağ en üstte hemen bir kutup ayısının bize baktığını görebiliyorsunuz. Bu yüzden ortadaki fotoğrafta gördüğümüz gibi tüfekle geziyoruz ya da uyarıcı işaret fişeğiyle geziyoruz ki bir kutup ayısı gördüğünüzde biz kaçana kadar kutup ayısını da korkutup kaçırabilelim. Bunun yanı sıra bilim insanları örneklerini steril kaplarda ya da işte çeşitli cihazlarla vesaire ortamda topluyorlar. Daha sonra laboratuvarlara getiriyorlar. Ya ülkemizdeki laboratuvarlara getiriyorlar ya da gemideki ya da bilim istasyonlarındaki laboratuvarda bu çalışmalarını yapıyorlar. Bunun yanı sıra kutuplarda çok fazla çöp de var. Yani okyanus akıntılarıyla taşınan çöpler kutuplara gidiyor. Bu yüzden bilim insanları kutuplara vardığında oradaki çöpleri de yine toplamaya çalışıyorlar. Bunun da bir yaptığımız çalışmayı sol altta görüyoruz. Bir de bunun yanı sıra biz öğrencilere de çeşitli çalışma açıyoruz. Mesela resim yarışmaları açıyoruz. O resim yarışmalarında öğrencilerin bazılarının dereceye girenlerin resimlerini ortada aşağıda gördüğünüz fotoğraftaki gibi götürüyoruz. Bilim insanları tutuyor ve fotoğraflarını yine eser sahiplerine ileterek hayallerini kutuplara taşıyoruz. Şimdi burada anlattığımız hani süremizi bitireceğimiz için, yaklaştığımız için burada anlattığımız şeyler kısıtlı. Bu yüzden bu anlattıklarım daha fazlasını bu 4 belgeseli YouTube'da izleyerek görebilirsiniz. Her biri yarımşar ve birer saatlik olarak farklı. Hatta 2 tanesi İngilizce, 2 tanesi Türkçe, birbirinden farklı belgesellerimiz. Bunları yine Kutup Araştırma Enstitüsü'nün web sitesinde linklerinde bulabilirsiniz kolayca. Bunun yanı sıra şimdi şöyle örnekler verelim. Mesela biz gittiğimiz yerlerde kutup kulüpleri kuruyoruz. Uluslararası fotoğraf sergilerini Türkiye'ye getiriyoruz. Toplantılar, çalıştaylar, şenlikler yapıyoruz. Bunların yanı sıra bir de İstanbul'da Tuzla Şelale Park'ta ücretsiz gezebileceğiz bir kutup bilim evi oluşturduk. Bunun iş tasarımını, bilimsel tasarımını yaptık ve hizmeti açıldı. Bir yıldan fazla bir süre oldu. Orayı da gezebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine öğrenciler çeşitli yarışmalar açıyorlar. Bizlerden her zaman destek alabiliyorlar, fikirlerini danışabiliyorlar. Biz de elimizden geldiğince öğrencilerimizi kutuplara tanıtıyoruz. Mesela şu an bir lise, bir de üniversite çalışmalarımızı, güncel olan çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK'ta açtığımız lise öğrencileri arasında bir proje yarışması. Bunu bu sene başlattık ve her yıl devam ettireceğiz. Mesela bu sene şu an 6-7 Temmuz'da final şeyi olacak, yarışması olacak. Öğrenciler hayalindeki kutupları ya da kutuplarda yapılabilecek projeleri ortaya koyuyorlar ve başvuruyorlar. Bunu yine TÜBİTAK'ımızın sosyal medya hesaplarında ya da web sitelerinde görebilirsiniz. Detaylarını inceleyebilirsiniz. Bir de üniversite öğrencileri için ise hem Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği diye bir programda hem de TÜBİTAK'ın STAR programı diye yine stajyer araştırmacı programı diye burs programı var. Şu an enstitümüzde onun üzerinde üniversite öğrencileri, farklı bölümlerden üniversite öğrencileri var ve staj yapıyorlar. Yine bunları da hani bizi dinleyen üniversite öğrencileri belki ilerleyen yıllarda bunlara başvurarak bizim enstitümüze gelebilirler. Şimdi bu yaptığımız çalışmalar tabii buzdağının görünen kısmı, yani burada anlatabildiğimiz de buzdağının görünen kısmı, buzdağın üst kısmı diyoruz her zaman ve buzdağın altında bu işleri yaparken yine birçok çalışmalar, işler ve iş kalemleri olduğunu göstermek için böyle bir fotoğrafımız var. Bunun yanı sıra dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soruları olan, yani bu sunum sonrası sim soruları alacağız ama daha sonra aklına takılan vesaire bir şey olan olursa sol üst tarafta hemen e-posta adresini görebilirsiniz. Bana mesaj atmanız yeterli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı? Hocam ben sorabilirim. Tabii. Staj hareketliliği demiştiniz. Hem TÜBİTAK'ta hem de Cumhurbaşkanlığı staj programlarında. Belirlenen stajyerler neye göre belirleniyor? Yani tam olarak bir prosedür nasıl işliyor? Tabii ki biz daha sonrasında araştırma yaparız ama öncesinde size de bir sormak istedim. Şöyle hem TÜBİTAK'ta hem de bu E-Devlet kapısından yine giriliyor. E-Devlet üstünden giriliyor. İkisinin de farklı yine koşulları var. Özellikle işte öğrenci puanınız, okuduğunuz bölümler vesaire gibi şeyler var. TÜBİTAK'ın çok fazla birimi olduğu için her birini farklı farklı da seçebiliyorsunuz ya da spesifik bazılarını da seçebiliyorsunuz. Dokümanlar belki açık olabilir. Bizim web sitemizde şu an son haber olarak görebilirsiniz haberi, detayları vesaire var. Onların dokümanlarına gidip inceleyebilirsiniz. Yani oradaki isimleri kopyalayıp internette yazarsanız oradaki çağrı metinleri büyük ihtimal silinmemiştir. Hani açık olarak gözüküyordu. Yeni çağrılar geldiğinde yine benzer metinlerle açılacaktır. Oradan takip edebilirsiniz ya da ilerleyen günlerde o bize ulaşıp yine güncel bilgiler alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir şey daha yani, sormak istiyorum. Tabii. Ülkemizde de buzullara örnek var dediniz. Örneğin işte Hakkari'de Cilo Dağı çevresi, evet, Cilo Dağı'nda. Evet.
ya da Ağrı Dağı'nda vesaire. Burada dediğiniz gibi hani oraya gidip sonuçta Antarktika veya Arktik'e gidip nasıl desem, örnekler toplanıyor veya bilim enstitüleri seferler düzenliyor oraya. Bizim ülkemizdeki buzullar için de bu şekilde araştırmalar yani yapılıyor mu ya da ne kadar iyi yapılıyor diye size sormak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi biz TÜBİTAK'tayız. TÜBİTAK'ta farklı çalışmalar vesaire yapılıyor ama üniversitelerde mesela özellikle buzul bilimciler, yer bilimciler gibi birçok bölüm var. Hatta o buzul bilimcilerin bir tanesi de siz zaten bir program yaptınız. Profesör Doktor Atilla Çinel de mesela İstanbul Teknik Üniversitesi bu konuda en iyilerden bir tanesidir. Mesela ödüllü yine buzullardan mineral keşfeden, buzullarda çalışma yapan bilim insanlarımız var. Yine onlar da İTÜ'deler var. Diğer üniversitelerde de var. Bunu özellikle yer bilimleri olarak bulabilirsiniz. Bunları isim olarak aramanız gerektiğinde. Ve bir de buzul bilimi olarak yani buzul bilimlerinde çalışan bilim insanları da bulabilirsiniz. Bu çalışmalar yapılıyor. Ama Antarktika ve Kuzey Kutbu'nun daha popüler. Çünkü gidilmesi çok çok zor. O yüzden daha çok yankı uyandırır diyebiliriz. Hatta sizler de mesela öğrenci olarak diğer bölümlere katılabilirsiniz. Mesela sürekli saha gezileri, arazi gezileri gibi ülkemizde yapılıyor. Onlara da üniversitedeki hocalarımıza ulaşarak onlara katılabilirsiniz diyebilirim. Teşekkür ederim. Hocam ben de bir şeyi merak ediyorum. Bu Antarktika kıtasında bulunan kızıl şelaleler, kan şelaleleri hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle renkler var mesela Antarktika'da. Mesela bir dağı görüyorsunuz tamamen pas renginde çünkü içinde demir var. Yani demir dağı gibi düşünebilirsiniz onu. Yani dünyanın mesela şöyle diyelim Mars'a gidiyor insanlar orada her şeyi doğal görüyor. İşte Antarktika'da dünyanın doğal hali yani insanların üstüne bir şey koymadığı hali. O yüzden dünyadaki her şeyi orada saf haliyle görüyorsunuz. Bu yüzden orada çeşitli renkler de görüyoruz. Mesela yeşil tonunu, kırmızı tonunu çok fazla görüyoruz. Çünkü bu bahsettiğimiz planktonlar mesela buza yapıştığında yani planktonlar mesela patladı diyoruz. Plankton patlaması diyoruz buna. Bu şu demek planktonlar birden çok hızlı ürüyorlar ve orada yoğunlaşıyorlar. Mesela bir denizin rengi açıksa, şeffafsa orada plankton yok gibi düşünebilirsiniz. Ama mesela çok koyu yeşil. Ya da mesela İstanbul Boğazı da öyle renklere bürünebiliyor. Hemen şey diyorlar atık mı atıldı da İstanbul Boğazı'nın rengi değiştiriyorlar. Aslında o işte bu planktonlarla ilgili kutuplarda da çeşitli canlılar planktonları yediği için mesela özellikle penguenler planktonu yediği için dışkılarında o plankton renkleri çıkıyor. Bu yüzden oradaki işte şelaleler ya da farklı şeylerde hani bunlar bulaşabiliyorlar. Böyle nedenleri var. Ya da kızıllar belki mineral ya da farklı yapıdaki bir yerden olabilir. Bir buzul kırıldığında yani buzul yıllar boyunca üst üste oluştuğu için içindeki dağda artık hangi madde ya da materyal varsa eridiğinde şelaleye döndüğünde o renkleri taşıyabilir. İşte bu yüzden hani bizde beyaz değilmiş de farklı renkler geliyormuş gibi görüyoruz. Hatta buzul yani yıllar boyu donduğu için buzulları biz dışarıdan beyaz görüyoruz ama aslında içinde kabarcık kalmadığı için maviye dönüşüyor. Yani rengi hapsediyor, oksijen hapsediyor ve rengi değişiyor. Bu tarzda da yine bilimsel, fiziksel bir süreç olduğu için yine farklı renklerde. Yani mavinin tonlarında buzulların birçoğunu görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii buyurun. Slaytınızda bir tane görselde Antarktika doğu ve batıya ayrılmıştı da. Sebebi neydi acaba? Sebebi neydi diye sorun değil mi? Evet. Şimdi şöyle Antarktika'nın yükseklikleri var. Mesela Antarktika'nın haritanın neredeyse çoğu doğru değil. Çünkü Antarktika'ya baktığınızda buzul haritasını görüyorsunuz aslında. Yani kıtayı dolduran, kutunun üstüne basan buzul haritasını görüyorsunuz. Buzulu kaldırdığınızda aslında çok belli başlı yerlerde kıta da kalmıyor. Çünkü kıta suyun altında kalmış oluyor. Yani üstündeki buzul katmanlarında. Bunu mesela NASA'nın nasıl diyeyim? Bir tane web sitesinde şey var. Mesela buzulu komple siz elinizle kaldırıyorsunuz kıtanın tamamından kıtanın yer haritasını, topografya haritasını görebiliyorsunuz. Bir bilim insanlarının yaptığı çalışma sonucu böyle bir modellemesini görüyorsunuz. Şimdi buzulların mesela Antarktika'nın ikiye ayrılması sebebi şöyle. Haritaya dikkatli baktığında doğu batı arasında Trans-Antarktika dağları var. Yani sıra dağlarının tamamı Antarktika'yı ikiye bölüyor gibi düşünülüyor. Ve doğu tarafı batı tarafından çok daha yüksek. Yani kalınlık olarak çok daha büyük ama batı tarafı biraz daha alçak. İşte bu yüzden hani coğrafi olarak doğu batı diye ayırmak mantıklı geliyor. Ve mesela Antarktika dağlarını aşıp diğer tarafa geçmek zorken mesela Antarktika'nın doğu tarafına gidenler uçakla
kıtanın düz kısımlarına inebiliyorlar. Gemiyle köşelerine gidebiliyorlar ve oradaki bir istasyon sayısı daha az. Ama sol tarafında eğimler ve suya yakınlık daha fazla ve daha kolay olduğu için mesela sol tarafa daha çok çalışmalar yapılıyor. O yüzden batı doğu diye bu şekilde ikiye ayrılıyor ve çeşitli nedenlerle hani bu ikisi böyle terim olarak kullanılabiliyor ama çok sık duymayabilirsiniz. Hani çok fazla böyle spesifik şey incelediğinizde görebileceğiniz bir ayrım bu. Güzel, çok sağ olun. Güzel. Hocam soru yoksa ben de bir soru sormak isterim ama biraz tabii daha öznel bir soru olacak. Şöyle şimdi hani siz yani bizim gözümüzden özellikle bir öğrenci gözünden Antarktika'da ulusal bilim seferlerine katıldınız. Evet. Ve hani bu haberi aldığınızda böyle nasıl bir tepki oluştu? Yani sonuçta hem heyecanlı bir şey ve gurur verici bir şey de olmalı. Çünkü evet, hem ulusal ve orada ilk bilim insanları gidiyor. Şöyle biz aslında hani bu soruda ben de heyecan değildim. Şöyle biz organizasyon olarak bütün sürecin içinde olduğumuz için hani diğer bilim insanları kadar sevinemiyoruz. Çünkü zaten bir çalışmayı yapıyoruz. Yani çalışmanın bu şekilde gittiğini başından sonuna biliyoruz. Ama bilim insanları için şöyle sürpriz oluyor. Her yıl bilim insanlarına proje çağrısı açılıyor. Ve bir heyecanla bilim insanları projesini yazıyor. Acaba gidebilir miyim? Yani gitmeli miyim, yapabilir miyim diye. Ve projesi kabul olursa da yani mesela 100 tane proje geliyor diyelim. Bunların 10 tanesi gidebiliyor. Yani çok büyük bir kıstas var burada. Ve projesi kabul olanın mutluluğu paha biçilemez olur. Çünkü çok büyük paralar verseniz de gidemeyeceğiniz bir bölgeler. Ve gerçekten mesela ülkemizi temsil ederek gitmenin de ayrı bir şeyi var. Biz tamamen bunları organize eden, bu çalışmaları sürdüren enstitüyüz şu an. O yüzden biz biraz daha hani kendi bilimimizi yapmaktan ziyade bütün bilimleri ya da katılımcı araştırmacıların bilimlerini yapabilmesi için bir platform ortaya koyuyoruz. Bunun yanı sıra ben mesela kendi çalışmalarımı da yapıyorum. Hem Kuzey Kutbu'nda hem Güney Kutbu'nda çalışmalar da yaptım. Yani oraya gitmek zaten çok güzel bir şey ama ben şundan yanayım. Mesela ben 2017 yılında Güney Kutbu'na, 2019'da Kuzey'e gittim. Mesela 2017'den sonra her yıl benim gitme fırsatım varken ben gitmedim ama benim yerime başka bir araştırmacı gitti. Yani bu çok daha önemli bir kıstas. Çünkü biz kutuplarda şunu koruyor, yani şunu tavsiye ediyoruz her zaman. Çok daha düşük insan ayak izi. Yani ne kadar az insan gider orada çalışma yaparsa çok daha bilime ve çevreye katkısı olabiliyor. Benim mesela şu an yaptığım çalışmalar uzaktan algılama çalışmaları dediğimiz mesela uyduları kullanarak farklı çalışmalar yapılabiliyor. Ya da bir bilim insanı götürdüğümüzde bir bilim insanı 5 kişinin araştırmasını yapıp ya da 5 kişinin örneğini toplayıp geri geliyor. Bu hem maliyet hem işte dediğimiz gibi karbon ayak izini ve insan ayak izini azaltma konusunda çok önemli. Yani bu yüzden mesela şöyle düşünebiliriz bunu. Mars'a gitmeye gerek yok ama Mars'a gidecek robotu yapmak çok daha büyük bir iş gibi düşünebiliriz. Ben de bu şekilde düşündüğüm için yani birilerini gönderebilmemiz benim için en büyük mutluluk. Teşekkürler hocam. Hocam siz robotu yapmakla tatmin olun. Bizden nereden olmayı diye öncelikle sizi hem tebrik ediyorum. Şahsınıza bütün ekibi. Özverili çalıştığınızdan ve ülkemize kazandırdıklarınızdan dolayı. Ama ardından da kıskandığımı da itiraf etmek istiyorum. Çünkü gerçekten başlangıçtan beri, ilk seferden beri hep istediğim böyle hani bir gün nasip olsa da gitsek diye ümitlendiğim ama bir türlü her yıl aslında klasörümü bile oluşturdum. Yavaş yavaş bir altyapı oluşturayım. Daha önce mesela sahayla alakalı falan çalışmadım. Buzul jeomorfolojisi var bizde. Benim alanım mesela hidrografya var yine aynı keza. Klimatoloji var. Hep coğrafyanın, fiziki coğrafyanın alt bilim dalları. Her birisi içerisinden aslında oraya bir yol var ama maalesef fırsat olmadı bir türlü. Çalışmaları tamamlayıp başvuru yapmaya hep niyetlendim. Ama hele bu sene mesela çok istiyordum. Bu sene de burada tabii bölümün işleyişinde bazı problemler oldu. Yani ders yüküm falan iki katına çıkınca maalesef bu sefer de gulik, bu da gulmadı açıkçası. Dolayısıyla dediğim gibi kısmen bir kıskanma var, onu itiraf edeyim. Ama kısa süre içerisinde inşallah bunları da aşacağıma inanırım şahsım adına. Belki seneye, belki de ondan sonraki sene yani ilk sefer olmak üzere hedef. İnşallah o tarafa doğru biz de gidenlerden olup en azından hem o tecrübeyi yaşamak hem de belki yeni bulgularla, çalışmalarla ülkemize de, dünya bilimine de katkıda bulunmak isteriz. Hatta bunu ben onu soracaktım aslında size. Yüksek lisans veya doktora seviyesinde bu bahsettiğim alanlarda falan çalışan öğrencilerimiz üzerinden bunların tezlerini de bu bölgeye mesela adapte etme şansımız olabilir mi? Yani bu risk almak olur belki ama
En azından glasyoloji veya işte belki klimatolojinin işte özellikle paleo coğrafya açısından yapılan çalışmalarda benzer aslında şeyler var, ortamlar var. Türkiye'de böyle bir çalışma yap, oradan da verilerle destekleme gibi bir şey mümkün olabilir mi? Ya da siz platform olarak bunu destekleyecek katkılar verme şansınız oluyor mu? Şöyle, biz şimdi yeni enstitü olduğumuz için bütün çalışmalar açığız. Zaten projelerde de tematik alan belirlemeden bütün alanlara açık bir proje çağrısı yapıyoruz. Yine bizim web sitesinde eski çağrıları, güncel çağrıların yine metinlerini, belgelerini bulabilirsiniz. Mesela bizim birkaç çağrı çeşidi var. Mesela bir tanesi kutuplara gidecek bilimsel çalışmalar için proje fonu. Mesela bir tanesi de kutuplara gitmeden yapılabilecek ya da elinizde örnek varsa yapılabilecek çalışmalar için fon. Yani bu TÜBİTAK'ın 1001 kapsamında çalışmalar olduğu için üniversite öğrencisi, doktora öğrencisi, bursiyer şeklinde yine lisansüstü öğrencileri de çalışabiliyor. Ama tabii hani belli bir seviyedeki kriterde yürütücü olması gerekiyor. Ekibin ne kadar kalabalık, hani ne kadar çok konsorsiyumlu olması projeyi daha da güçlendirebiliyor. Bu çalışmalar yapılabiliyor. Bunun yanı sıra mesela bizim enstitümüze gelen stajyer öğrenciler bir fikri varsa projeye bile dönüşebiliyor. Yani illa başvuru yapmasına gerek kalmıyor. Biz eğer enstitü tarafından destekleyebiliyorsak, çalışmayı yürüttürebiliyorsak mesela yapabiliyoruz. Aynı şekilde uluslararası da mesela bilim insanını sadece kutuplara değil, diğer bilim istasyonlarının, yani diğer ülkelerin kutup enstitülerine de gönderebiliyoruz. Orada iletişimler kurup mesela burslu olarak okumalarını da sağlayabiliyoruz gibi uluslararası da bir altyapımız var. Yani her türlü projeyi açığız diyebiliriz ama TÜBİTAK'ın belli işte proje kuralları vesaire şeyleri var. Ama biz TÜBİTAK'ın içine yeni entegre olduğumuz için bütün TÜBİTAK verilerini kullanmaya çalışıyoruz. Mesela lise öğrencilerine yönelik şeyleri vardı. Orada mesela proje yarışmaları açtık. Şimdi üniversite öğrencilerine staj açtık. Yani ne kadar yetkimiz ya da kullanabileceğimiz şey varsa bunları kullanıyoruz. Dönüşler de tabii sizin gibi paydaşlardan gelmek zorunda. Yani bir istek, bir talep olduğunda yazabilirseniz biz de TÜBİTAK olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz her zaman. Ve şu an için de tematik alan olmaması proje kabulü için çok önemli bir şey. Çünkü herhangi bir fikirdeki proje kabul olabiliyor. Mesela sosyal bilimler için bile proje yazılabiliyor. Böyle hani kısaca özetleyebilirim şeyi. Çok teşekkür ederim. Zaten ben yaptım. Tutla ilgili hatırlayan proje çağrılar. Dolayısıyla yani belki şahsımıza hani bazen işler biraz sıraya kalırsak üstünden, tez üstünden yürütürsek mecbur ve daha çok zorlamak zorunda kalırız. O zaman belki biraz daha kendi şartlarımıza doğru sonuç alıp hamle yapma şansımız olur diye ümit ediyorum. Evet. Bakalım yani. Teşekkür ederiz hocam. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten şahsım adına çok faydalandım, çok istifade ettim. Özellikle Batı aslında sefetinde bir şey var, motto diyeyim. Şey derler, aslında literatürde geçmiş bildiğim kadarıyla all meaning is a tangle diyor, a view tangle diye, yani bütün mana bir açıdan ibaret, bir bakış açısından diyor. Dolayısıyla dünyaya biraz alttan bakmak lazım ki sizin gibi bu anlamda çok farklı görüşler de ortaya koyabilirim. O yüzden sizin hakikaten aslında bu değişik bakış açılarını da yakalama şansınız olduğunu sunumunuza da takip ettim. Çok güzel görsellerle işte bazı meseleleri çok daha kolay artık tutuklarla ilgili yapılan çalışmalardan istifade ederek açıklama şansımız olduğunu görüyoruz. İşte akıntıların şiddetinin neden fazla olduğuyla alakalı veya belki ulaşım güzergahlarıyla ilgili değişikliklerle alakalı. Her birisini bu anlamda farklı açılardan bakmanın ne kadar kıymetli olduğunu bize hatırlatmasına anlattığını çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim hocam. Çok sağ olun. Umarım öğrencilerimiz de çok güzel istifade etmişlerdir. Belki de ileride bazıları ya kutuba gelir ya çalışmalar yapar. Belki de stajyer olarak bir sonraki dönem arkadaşları görmek isteriz enstitümüzü. İnşallah. Çok İnşallah hocam. Biz de çok çok isteriz hocam. Çok iyi olur hocam. Duydular. Artık gazı almışlardır herhalde. Yavaş yavaş bir ucundan tutacaklar. Bu sene 4 olanlar var işlerinde. Bitirenler var. Lisansüstü eğitiminde artık glasyal jeomorfoloji veya paleoklimatoloji veya belki işte hidroloji konularında yaparken çalışmalarını bunu da göz önünde bulundurup orayla ilgili de belki planlar yapabilir. Bizlerimiz gelen desteği vermeye çalışırız. Bir de son bitirmeden şimdi hemen aklıma gelmişken söyleyip sunuma koymayı unuttum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şimdi biz onlarca bilim insanı götürdük kutuplara. O bilim insanlarıyla şu an ülkemizin ilk kutup bilimleri yüksek lisans programını hazırladık. Şu an başvuruya açık olması lazım. Başvurular kapanmadıysa Eylül ayında ilk öğrencilerini almaya başlıyor. Belki hani yüksek lisans yapmak isteyenler olursa İTÜ'deki kutup bilimleri programına da davet etmiş olalım.
Çok güzel olur, evet. Selin, sen not al. Hocam sanırım... Tamam, yani, lazım olabilir. Yani tanıdığım, buradaki tanıdığım arkadaşlar da en yakın benim TÜBİTAK'a. Ben şöyle hemen yanınıza gelsem. Sağdan sağdan. Gebze'ye en yakın benim. Pendik'ten şöyle geleyim. Bekleriz her zaman. Hocam, gerçekten anlatımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bize rica ederim. İlgi uyandırdınız. Ve Atilla Hocam'ın da dediği gibi imrenmemek elde değil. Çok zor, uzak şeyler hepimiz için. İnşallah hepimizin böyle bir yaşası olur ileriki zamanlarında. Biz daha üçüncü sınıfa yeni geçiyoruz ama olursa çok güzel olur. Teşekkür ederiz her şey için. Bu arada, rica ederim. Çok fazla merak eden, soru soracak olan arkadaşlar vardır ama slide'ı kapatırken yanlışlıkla yayından düşüldü. Onlar da bitti zannettiler, geri giremediler. Olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yok, hiç sorun değil. Yani bir kişi bile dinlese yani her zaman mesela ben şöyle bakıyorum. Mesela genelde biz öğrencilere çok sunum yapardık. Artık mesela öğrenci değil, öğretmenlere mesela özellikle ilkokul, lisede öğretmenlere yapıyoruz. Çünkü bir öğretmeni anlattığımızda o artık 300 öğrenciyi anlatıyor, otomatikman oluyor. Mesela işte müzemizi kurduk. Yani küçük müzecik diyorum ben oraya. Kutup Bilim Evi'ni kurduk İstanbul Tuzla'da. Yani anlattığımız sunumsal şeyleri orada gerçekleştirdik. Mesela Kara Ali Kayalıkları diye ismi verilen bilim insanımız ilk giden bilim insanı. Şu an arşivde bulduğumuz ilk giden Türk. 1960'ta gitmiş. Kendisi vefat etmiş ama biz ailesine ulaştık. Antarktika'da 1960 yılında giydiği kıyafeti aldık, o müzenin içine koyduk mesela. Yani böyle şeyleri de yapıyoruz ama yetişemiyoruz artık sunumlar vesaire. Yani böyle denk geldi mi işte bilim insanları görürse ya da öğrenciler görürse oluyor. Bir de şu an TÜBİTAK'ta da başka bir müze, yine kutuplarla ilgili yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha teknolojik, kalitesi yüksek bir şey yine ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları yapıyoruz ama herkese her zaman kapımız açık. İşte mesela bizim öğrenci kulübünü yetiştirdik İTÜ'de. Hani Marmara'da siz de kurabilirsiniz. Yine her zaman destek veririz, yetiştiririz öğrencileri. Ya da illa bir kulüp ya da bir şey olması gerekiyor. Tekil bir kişi bile gelse yine kapımız her zaman açık. Biz Gebze'deyiz TÜBİTAK'ta, Ankara'da değiliz. Gebze'ye de yolunuz düşerse her zaman enstitüye bekleriz. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür. İnşallah hocam. Dönem içerisinde kulüp bazında belki o anlamda hani günübirlik gezi şeklinde sizi de rahatsız ederiz. Hem yakinen de bir tanışmış ve bilgi almış oluruz. Hem de öğrencilerimizi biraz daha bu anlamda teşvik etmiş oluruz. Çok sağ olun, çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de katkınız ve zaman ayırdığınız için de çok sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Hocam ben tekrardan katılmanız için tekrar teşekkür ederim. Bilgilerinize, bilgi deryalarınıza, bize tecrübelerinizden yararlanabildik. Hatta ben açıkçası şahsım adına böyle size anlatıyorken böyle şey düşündüm. Antarktika'ya ilk adım attığımı falan. Ben çok imrendim. Yani çalışmalar çok önemli ve yakından da takip edeceğim. Özellikle bu etkinlikten sonra. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.